Yaşlı halim zaman makinesiyle yanıma gelse ona ilk önce mutlu bir hayatı oldum diye sorarım. Bu kadar uğraştığıma değdim diye sorarım. Değmiyorsa hemen bırakayım, başka hayatımız olsun derim. Ben zaman makinesiyle geçmişe çocuk halimin yanına gitsem ona insanlara çok fazla takılma derim. Onları önemseme derim. Bu kadar önemseme. Hayatı bu kadar önemseme derim. Anlık yaşamaya çalış derim. Cesaret edemeyeceğim bazı şeyler olacak hayatta. Onlara mutlaka cesaret et derim. Sonra içinde kalmasın. Birçok konuda. Aşkta da, karşı gelmekte de, otoritelere karşı gelmek için de. Cesaretin kırılmasın. Otoriteyi o kadar tanıma. Yani otorite bu kadar içine işlemesin. Onu aşmaya çalış. Korkak olma. Paralel bir evrende, paralel bir hayatım olsaydı, ilk önce kavga ederdim. Sinirimi bozan herkesle. En son ne zaman kavga ettiğimi hiç hatırlamıyorum. Öyle yumruk yumruğa falan. Hep kendimi geri çekerim öyle durumlarda. Ya zarar vereceğimi düşünürüm ya da zarar görmekten korkarım. Bu yüzden önce bir kavga ederdim. Onun tadını bir almak isterdim. Hem de kendi gücümü ölçmek isterdim. Sonra çok fazla küfrederdim insanlara. Aslında hep içimden ediyorum ama dışımdan bambaşka. Hep böyle ağırbaşlı bir insan gibi gösteriyorum kendimi ama içim hiç öyle değil. O içime işleyen otorite insanlara böyle küfrederdim ve onları gidip döverdim. Evire çevire döverdim. Hatta demir falan kullanırdım böyle ağır. Sevişmek istediğim herkese teklif ederdim. Hollywood'a giderdim kesinlikle. Oradaki bütün yönetmenleri tek tek gezip benim filmlerinde oynatmalarını isterdim. İçinde cadıların, değişik yaratıkların, sihrin ve büyünün olduğu sihirli bir dünyada yaşamak isterdim. Çünkü bu dünya sıkıcı. Doğduğumdan itibaren babamın çok zengin olmasını isterdim. Böyle hiç parasının bitmemesini isterdim. Bana sürekli film çekebilmek için para versin, ben de istediğim gibi film çekeyim. Sevdiğim biriyle hiç çocuk yapmadan bir arada olmak isterim. Çocuk istemiyorum hayatımda. Bütün hayatını bağlıyor. Onu her şeyin önüne koyman gerekiyor. Ben kendi önüme bir şey koymak istemiyorum. Benim önüme bir şey gelmesin. Elime ayağıma dolanmasın bir şey hayatım boyunca. Dünyadaki her yeri gezmek ve o yerlerin en iyi yemeği neyse onu tatmak isterdim. Hayatta en zevk aldığım şeylerden biri yemek yemek. Cennette Allah'la baş başa sohbet etme şansım olsa niye insanoğlunda bu kadar hırs ve kibir var derdim. Niye bu şekilde yarattığını sorardım. Tövbe yarabbim, Allah'ım böyle de konuşuyoruz ama ya bunlar farazi şeyler. Benim hayattaki en büyük sıkıntım eşitsizlik. Gelir dağılımındaki eşitsizlik. Hazreti Muhammed'le konuşmak isterdim. Doğru mu anladık, doğru mu yapıyoruz diye. Çünkü bazen çekincelerim oluyor. Dinin yazılanla işte çevirin meal kısmında farklılıklar. Yani işte meal farklılıkları oluyor mesela. Ve hangisinin doğru olduğunu çözmeye çalışıyorum. Kendim çözmeye çalışıyorum. Öyle olduğu zaman bazı şeyler, işte Kur'an'da yazılan bazı şeyler bana şey geliyor. Doğru gelmiyor o zaman. İşte doğru gelmediği zaman da şüpheye düşüyorum. O acaba benim şüphem mi yoksa çevirinin hatası mı, onu merak ediyorum. Onları öğrenmek isterdim. Her şeyi bu kadar düşünmek, ince detay düşünmek. Bunu değiştirmek isterdim kendimde. Düşünmemek isterdim yani. Hayatı olduğu gibi kabullenebilmeyi isterdim. Rahat rahat yaşayabilmeyi, yani etkilenmemeyi isterdim. Daha cesur olmak isterdim. Yani korkak olmamayı. Bilgisini satan insanlardan nefret ederim. Ortamlarda bilgisini satmak için çabalayan insanlardan gerçekten nefret ederim. Ha paran var onunla hava atıyorsun. Ha bilgin var onunla hava atıyorsun. Bana göre hiçbir farkı yok. Kendi öfkemi hiçbir zaman belli etmiyorum. Ama tek başıma kaldığımda acayip öfkeli oluyorum. İnsanlarla beraberken çok sıkılıyorum.
Ama kendi başımayken acayip mutlu oluyorum. Dışarıdan ağır başlı görünmek beni çok rahatsız ediyor. Ama başka türlü de olamıyorum. Bu ağır başlı halimi sevmiyorum aslında. Çünkü eskiden çok çılgın bir halim vardı. Ve bunu daha çok belli edebiliyordum çevreme. Ama hayat ilerledikçe, yaşım geçtikçe, ne bileyim, belki de beklediğim şeyler olmayınca ve beklemediğim bazı şeyler gelip beni bulunca kendimi geri çekmeye başladım. Ortamda sohbet etmekten bile çekinir oldum. Çok hırslıyım ama bir yandan da çok duygusalım. Bu büyük bir çelişki. Bu kadar hırslı olup otorite karşısında bu kadar ezilmek de benim için büyük bir çelişki. Bu kadar hırslı olunca insanlar ne bileyim daha egosantrik olabilirler. Daha kendine güveniyor olabilirler. Atıyorum mesela ben bir yere bir şey ödemeye girdiğimde bile işte su faturası olsun. Sesim bir anda incelir. Sonra ben de ne yapıyorum derim kendi kendime. Yani bu adam benim için bir otorite değil ki. Ama orada bile bir nazik olma şeyi. Bu kadar nazik olmaktan nefret ediyorum. Hastaneye giderim mesela. Oradaki bir görevliyle konuşacağım. Siz diye hitap ederim. Sonra sinir olurum o sen diye hitap eder bana. Artık öyle bir dünya olmuş ki nazik olmak senin ezilmeni sağlayan bir şey olmuş. Zaten küçük gösteriyorum mesela. Yani yaşımdan çok küçük gösteriyorum. Beni fark etmeyenler böyle genelde beni 20 yaşında falan zannediyor. Yaşımın küçük göstermesinden dolayı insanlar bir türlü bana büyük adam muamelesi yapmıyor. Bunun da sıkıntısını yaşıyorum. Bu beni sinirlendiriyor. Belki de ezikliğe itiyor, bilmiyorum. Ben mesela biriyle sorun yaşarsam böyle işte bir atışma falan bütün gün aklımdan gitmez o. Sanki çok önemli bir şey olmuş gibi. Ya bırak diyorum, bırak. Ya ne olacak ki bırak gitsin ya. O kadar önemli değil falan diyorum ama o gitmez benim aklımdan, beni böyle delirtir. Beni tek farklı kılan bir özelliğim varsa o da karşımdakinin söylediğinin altında ne yatıyorsa ben onu anlarım. Ama bunu yüzüne vurmam. Bu da benim içim yer durur. Hayatta en önemli şey sevgidir. İnsanların birbirini sevmesi. Seversen onun kuyusunu kazamazsın. Haksızlık yapamazsın ona. Ondan üstün görmezsin kendini. Sevgi başat olursa dünyada her şey kurtulabilir. En önemli değer o. Sevgi yani.